Merhaba ben Eroğlu. Bu videoda yanımızda Samsung Galaxy S23 Fan Edition var. S23 Fan Edition geçen sene çıkmış bir telefon lakin günümüzde de hala popülerlerini koruyan ve fiyat performans üst amiral gemisine yaklaşan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu telefonun fiyatına baktığımız zaman 20.000 TL. 20.000 TL bu telefon alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Yani özellikle bu fiyat bantlarına çıktığımız zaman fazla seçenek karşımıza çıkmıyor ama S23 Fan Edition bu seçeneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle sponsorlu bir içerik değil. Merak etmeyin. Gidip de Samsung bana bu telefonu tanıtmam için sponsor olmadı. Ben elimde bulduğum cihazları sizlere tek tek inceliyorum. Sponsorsuz bir içerik olduğu için zaten her zamanki gibi rahat konuşacağım. Bu tarafsız incelemelerin devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi dış tasarım kısmına baktığımız zaman öncelikle ön tarafta delikli bir kamerası, yan taraftaki çerçeveler ve çene kısmının ince bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Arka tarafımızda sadece kamera çıkıntıları var. Arka tarafımız cam olarak geliyor. Yan taraflar ise alüminyum bir yapıyla geliyor. Ayrıca 209 gramlık ağırlıkla birlikte 8.2 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. Telefon elimizi tutarken gerçekten ağır bir telefon hissiyatını yaşatıyor ve elimizi yoruyor. Ama oyuncak telefon hissiyatını yaşatmadığı gibi telefon gerçekten hem arka tarafın çam olması hem de yan tarafların alüminyum olması sayesinde güzel bir hissiyat elimize verebiliyor. Ekran kısmında ise 6.4 inçlik ve Dynamic AMOLED teknolojisiyle birlikte karşımıza çıkıyor. 120 Hz destekli akıcılığı ekran kısmında biraz da olsa yakalayabiliyoruz. Yani akıcı bir arayüzü telefonda kullanabiliyoruz. Bunun dışında Dynamic AMOLED olduğu içinde sürekli açık ekran desteği bulunuyor ve bunun sayesinde eğer ki bir bildirim gelirse ekranı açmadan direkt görebiliyorsunuz. 1450 nitlik bir parlaklık var. Çok yüksek olduğunu söyleyemem. Yani çok güneşli havalarda biraz ekranı görmekte zorlanıyorsunuz. Ama bulutlu ve ortalama güneşli havalarda ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. HDR10 Plus desteği var teknoloji olarak da. HDR10 Plus videoyu açtığınız zaman kalitesini biraz daha anlayabiliyorsunuz. Özellikle videolar kaydederken de HDR10 Plus desteği var. Bunu da burada kullanabiliyorsunuz. Birazdan zaten onunla da bahsedeceğim. Corning Gorilla Glass 5 camı var çok yüksek bir koruması olduğunu söylemem. Kırılmalara ve çizilmelere karşı biraz diğer camlara göre dayanıksız olduğunu söyleyebilirim. Bir tane koruyucu taktırmayı ihmal etmeyin. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman da burada 4500 miliamperlik bir bataryası var. Bir gün rahat bir şekilde çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor. Aynı Samsung Galaxy S23 olduğu gibi gerçekten uzun bir ekran süresini bizlere verebilirken bir gün ortalama kullanımda yine çıkartabiliyor. Lakin oyun oynadığınız zaman gün içerisinde kesinlikle şarj etmeniz gerekecek. Peki ortalama kullanım ne oluyor? Bunun yanında 25 wattlı da birlikte 70-75 dakika içerisinde sıfırdan yüzde telefon dolum sağlarken artı olarak da kablosuz şarj desteği de var. Eğer ki standınız varsa direkt telefonu oraya koyup şarj edebiliyorsunuz. Farklı cihazları da ters kablosuz şarj özelliği ile de birlikte yine şarj edebiliyorsunuz. Yani eğer ki farklı bir telefonu şarj etmek isterseniz edebilirken batarya kısmı kesinlikle yeterli. Ekran kısmı biraz daha iyi olabilirdi ama onun da yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman da gerçekten güzel bir kamera modülleri ile birlikte geliyor. Burada ana kameramıza baktığımız zaman 50 megapixel derinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip OIS desteklen bir ana kamerası var. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar, videolar gerçekten güzel bir performans veriyor. Yani yüksek bir kalite yakalayabiliyorsunuz. Geçilere geldiğimiz zaman ise yine hem fotoğraflarda olsun hem de videolarda olsun güzel bir performans verebiliyor. Ama videolar arkasında çok düşük ışıklı ortamlarda maalesef ki grenlenme karşımıza çıkartabiliyor. OIS desteği de güzel çalışıyor. Titreşimleri koşma seviyesinde olsanız bile güzel bir şekilde engelleyebilirken ben ana kamerasından kesinlikle memnunum. 8K'da 24 FPS veya 4K'da 60 FPS videolar çekebilmenizi olanak sağlarken HDR10 Plus ile de birlikte renkleri düzgün bir şekilde ayarlayabiliyor. Siyah yerleri daha siyah, beyaz yerleri daha beyaz yapıyor. Ekran da bunu desteklediği için bu videoları çözümleyerek görsel olarak karşımıza videolar kısmında bunları görebiliyoruz. İkinci kamera kısmına geçtiğimiz zaman 12 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açı kamerası var. Bu kamera sensörü gündüzleri güzel bir performans hem fotoğraflarda hem de videolarda verebiliyor. Ama geçe geldiğimiz zaman maalesef ki grenlenme ve kumlama yüzünden çok yüksek performans alamıyorsunuz. 3. kamera kısmında ise 3x optik zoom kamerası var. S22 ya da S23'ün biraz gerisinde kalıyor ama onlara yakın bir performans verdiğini söyleyebilirim. Burada gündüzleri çektiğiniz 3x optik zoomlu fotoğraflar gerçekten güzel çıkıyor. Yani sanki profesyonel bir kamera ile çekilmiş edasını yaratabiliyor. 30x dijital zoom yapabiliyorsunuz. Bu kadar zoom yaptığınız zaman da görüntü kaybı kesinlikle yaşıyorsunuz. Ayrıca bu kamera sensörü gündüzleri güzel performans verirken gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans maalesef ki veremiyor. Ön kamera kısmında da 10 megapiksel derinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü var. 4K 60 FPS videoları destekliyor. Ayrıca EIS desteği de birlikte titreşimleri ön taraftan güzel bir şekilde engelleyebilirken son olarak da günün çektiğiniz fotoğraflar, videolar gerçekten güzel çıkıyor. Gece geldiğimiz zaman da çok ultra düzey bir performans vermesi de yine güzel bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Şimdi telefonumuzun DxMark kamera V5 puanına bakacağız. Burada 127 puan alıyor. Kaybettiği noktalar ise ön kamera kısmında biraz geride kalıyor ve Optic kamerası S23'ün biraz gerisinde kalıyor. S23'ün DXMark kamera V5 puanı 133 iken bunun 127 o 30 bin lira bu 20 bin lira. Aradaki performans farkı illaki olacaktır ama S23'e yakında bir performansı da bu telefonun kamera sensörlerinden alabiliyorsunuz. Bence bu fiyat segmentindeki bir telefon için kesinlikle güzel bir kamera performansı verdiğini söyleyebilirim. Şimdi işlemci kısmına geçtiğimiz zaman herkes diyecek ki Samsung'un Exynos işlemcisi var. Yani haklısınız aslında. Burada Snapdragon bir işlemci olabilir miydi? Olabilirdi. Lakin Samsung Exynos işlemci koymayı tercih etmiş. Kötü bir performans veriyor mu? Hayır vermiyor. Gerçekten güzel bir performans alabiliyorsunuz. Samsung'un Exynos 2200 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu telefonumuzun işlemcisinin verdiği performans yani Antutu ve 10 puanına bakmak gerekirse 1.200.000 puanları bulabiliyor. Bunun da anlamı PUBG gibi oyunları yine yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Genshin Impact gibi oyunları yine yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Günlük kullanımda bütün işlemleri rahat bir şekilde halledebiliyor ve donma, kasma kesinlikle yaratmıyor. Ayrıca zorlu işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabiliyor. Şimdi telefon bana ısınıyor mu diye sorduğunuz zaman da telefon ısınmıyor. Vapor chamber soğutma sistemi var. Maksimum gördüğü sıcaklıkta 43-44 dereceler. Lakin telefonu şarj ederken oynarsanız bu yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Kesinlikle telefonu şarj ederken oyun oynama Telefona zarar verirsiniz. Ama dediğim gibi 43-44 dereceler normal olduğunu söyleyebilirim. Elimi biraz rahatsız ödüyor çok zorladığım zaman. Onun için de kenara biraz koyup dinlendiriyorum. Soğuduktan sonra da telefona kaldığım yerden devam edebiliyorum. Şimdi telefon ısındığı için peki performans kayboluyor mu? Hayır olmuyor. Yine Genshin Impact gibi oyunlarda bile drop girmeden rahat bir şekilde stabil FPS'te oynayabiliyorsunuz. Acı telefonumuzda LPDDR5 RAM tipi varken UFS 3.1 depolama biçimiyle birlikte geliyor. Bu telefonun diğer varyantı ise Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte geliyor zaten aynı performansı veren bir işlemci olduğunu söyleyebilirim Exynos 2200'ün fakat Exynos 2200'ün de kesinlikle kötü olduğunu söyleyemem hafıza kartı desteği bulunmuyor 128 GB modeli dediğim gibi 20.000 TL satılıyor kesinlikle idare edecektir bunun yanında 5G desteği bulunuyor bağlantı kısmında kesinlikle sorun yaşatmadı 4.5G de çalışıyor artı olarak da Wi-Fi desteği Wi-Fi 6E olarak gelirken eğer ki Wi-Fi adaptörünüz destekliyorsa yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz NFC desteği de güzel bir şekilde bu telefonda çalışıyor Geovatos'a karşı denetli sertifikaları var. IPX8 ile birlikte suya karşı koruması var. Sudan kesinlikle korkmanıza gerek kalmıyor. Ama gidip de rahat rahat bu telefonu suya sokmayın bir sorun çıkarsa siz uğraşırsınız. Bunun dışında çift hoparlörü var. Ultra High Quality sertifikası ile birlikte geliyor. bas ve tezler gerçekten kaliteli. Yüksek ses seviyelerinde bu telefon rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Yani ses kısmında bu telefon sorun yaratmayacaktır. Mikrofon kısmında da ses kaydı almanız için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Görüşme yaparken de dışarıdaki sesleri güzel bir şekilde izole edebiliyor ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Artı olarak da 3.5 milimetrelik şarj girişi bulunmuyor. USB Type-C üzerinden kablolu kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu da ekranın alt altına bunu isterseniz bunu kullanırsınız. isterseniz de üst tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabilirken kutusunda maalesef ki sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Gidip de arka pakkı kılıfını ekran koruyucusunu ve şarj adaptörünü kendiniz almanız gerekiyor. 4 yıl normal güncelleme, 5 yıl ise güvenlik güncellemesi desteği var. Bunun sayesinde bu telefonu aldığınız zaman ileriye yönelik de bir telefon almış oluyorsunuz. Güncelleme desteği kesinmediği gibi telefon güncelliğini koruyup satabilme ihtimaliniz de bir o kadar da artacaktır. Son olarak da telefonumuzda eSIM desteği var bunun sayesinde yurt dışına çıktığınız zaman farklı uygulamaları kullanıp numara alıp internet desteğiniz yine yurt dışında hat almadan kesilmeyecektir. Ya da Türkiye'deki bayilere fazladan para bayılmanıza gerek kalmayacak. Gerçekten cüz'i miktarlara internete yurt dışına sahip olabilirken son olarak telefonumuzu değerlendirmek gerekirse ben 20.000 TL'ye alınamayacak en mantıklı cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de Poco X6 Pro kadar ekran batarya ve işlemci kısmında yüksek performans vermiyor ama bu saydığım yerlerde bir tık girden gelirken kamera kısmında çok yüksek performansı verebiliyor ve ben olsam Poco X6 Pro'yu mu alırdım ya da bunu mu alırdım derseniz ben Samsung Galaxy S23 Fan Edition'ı alabilirdim. Xiaomi 13T'ye de geçtiğimiz zaman bu telefonda alınabilir. Lakin fiyatı biraz arttı. Eğer ki 23.000-24.000 TL bantlarını yakalarsanız Xiaomi 13T'yi de alabilirsiniz. Ben bu telefonu hem ekran hem batarya hem işlemci hem de kamera kısmı için kesinlikle gözüm kapalı alabilirim. Siz de bu telefonu kesinlikle özellikle Samsung seviyorsanız ve uygun fiyatlı yüksek performans veren bir telefon arıyorsanız alabilirsiniz. Kısaca video bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.